sulama şeyimiz bitmek üzere, sulama tarım bitmek üzere. Maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle. Benim mevcut 8 tane kuyum var. Kuyuların etrafında bile sulu tarım yapılmamakta. Sadece meyveleri, cevizleri sulamaktalar. Onları da zorunlu olarak ağaçlar kurumaması için suluyorlar vatandaş. Bizim projesi bitmiş, Sima Barajı projesi var. Ben Eskişehir'le de görüştüm. Projesinin bittiğini ama ödeneğin çıkmadığını bana bildirdiler. Bu ödenek çıksa 3 sene içerisinde barajın bitirebileceklerini söylediler. Bu Sima Barajı'nın acilen yapılırsa Sima Barajı'nın Yeniköy'e kadar bütün kırbade ovasının su altında olacağı ve sulu tarımın çok hızla ilerleyeceği ne biliyoruz. Birinci meselemiz enerji bedellerinin çok yüksek olması. Bu bedeller 2023 yılında 100 bin TL ödediğim elektrik faturam vardı. Ama 2024 yılına geldiğimde benim ödediğim rakam, bir aylık ödediğim rakam 85 bin TL. Bu da 51 bin TL. 6. ayda ödedim. 7. ayda 85.500 lira ödemiş oldum. Bize zam maliyeti aşağı yukarı 32 bin kusur lira zam maliyeti bindi. Bunun için de vatandaşımız bayağı da rahatsız oldu. Maliyetlerimiz çok yüksek. Bunun için sulu tarım gitgide bitiyor artık. Ben bu işi 20 seneden beri kooperatif başkanlığı yapıyorum. Az çok bir emeğimiz geçmiştir ama artık 2-3 seneden beri kuyuları çalıştıramayacak hale düştük. Neden? Enerji bedelinden dolayı. Şimdi vatandaş sulama yapamıyor. Sulama yapamadığından dolayı maliyetler de bize ağır geliyor. Kuyuları çalıştıramayacak hale bu sene düştük diyelim artık şu en son %38'lik zamdan sonra. Sadece sulu tarafta bizim orada cevizini, goncasını, sılacını sulamayalım. Sadece adam biraz yer 500 metrekare bir bahçe yapmış, domates, biber. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde. Ticari amaçlı değil ama kendi ihtiyaç 15 dakika, yarım saat işini görüyor. Biz de mecburen açıyoruz, kapatıyoruz. Sima Ovası verimli bir arazidir. Her çeşit meyve yetişir. Mesela atıyorum domates, biber, ceviz, silajlık, yonca, kumkarı, kiraz, vişne, armut, nar yetişecek kapasite toprağımız var bizim. Ama bizim orada kirazlar bu sene kirazları hiçbir Allah'ın kulu sulamadı. Sulayamadı. Kiraz para yapmadı. Zaten yapsa dahi işçiyle sulama parasını ancak kurtaracak. Topladığı kiraz, sattığı kiraz. O yüzden dalında kalsın daha karlıyım ben dedi. En büyük sorunumuz elektrik. Elektrik fiyatları çok yüksek. Yani tarım azaldı. Çok azaldı. Ekil iş yok. Suyu yüksek olduğu için. Yani en büyük derdimiz bu. Baraj yaparsa çok iyi olur. 10 senedir hala yapılmıyor. Yani elektrik fiyatları düşmezse tarım biter. Biz önümüzdeki yıl feshedebiliriz yani kooperatifi. Evet, bu ceviz de tam sulanmış ama tam yeterince suyunu almamış. Yaprakları falan soluk vaziyette. Tam suyunu almamış bir ceviz. Yani bunu 15 günde sulacaksa adam belki bir ayda suladı.
daha ucuza mal etmek için ama bu ceviz de verimli bir ceviz değil. Bu ceviz yeterince suyunu almamış, yaprakları kurumuş. Bak küçük küçük, meyveler küçük küçük kalmış, buruşuk bir vaziyette. Benim yani burada resimde de var, resimde de gösterebilirim. Şu tepesine bak, yaprakları, bu mevsimde yaprakları kurumakta. Bu ceviz sulanmamış, yeterince suyunu almamış bir ceviz. Bunda dişleri de, içi de zayıftır. İçi de buruşuktur bu cevizlerin. Evet. Bunun gibisi yüzlerce var.